Hazırlamayı düşündüğüm eğitim içeriği şu an görmüş olduğunuz gibi belki ufak tefek değişiklikler olabilir. Listeyi web sitemden aynı şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda GitHub kodlarını veya YouTube'daki linklerini de aynı şekilde buradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yine web sitemde diğer projelerin linkleri de mevcut. Bunları da yine isterseniz göz atabilirsiniz ya da YouTube kanalımdan aynı şekilde bakabilirsiniz. Destek olmak için abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi hadi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz blog sayfamızın detay sayfalarını yapacağız. Şimdi detaya tıkladığımız zaman şu şekilde bir sayfaya gitmesi gerektiğini söyledik. Önceden kalan şu şekilde bir yapımız var. Bunu silelim. Şimdi biz ID'ye göre yine aynı şekilde erişmek istiyoruz. O yüzden dolayı buna göre bir şey yazalım. Tabii ki burada yazmış olduğumuz ismin önemi sadece çağırırken önemli. O yüzden dolayı buraya yazdığım şeyin pek de isim olarak önemi yok. İstediğimizi yazabiliriz ama çağırırken yine nasıl istiyorsak o şekilde yani buraya yazmış olduğumuz gibi çağırmamız gerekiyor. Ben yine karışıklık olmasın diye ID yazacağım ve buraya page.tsx diyeceğim. Rafçe diyeceğim ve burada diyelim ki işte blog detail page diye. Sonra demiş olduğum gibi şöyle hemen bir interface yazalım. Blog detail page ve params diyeceğim. Şimdi burada özellikle dediğim gibi ne önemli burada? Buradaki isim önemli. Burada nasıl yazmışsak yine aynı şekilde ID diyeceğiz ve türüne string diyeceğiz. Ve daha sonra bu arkadaşıyla aynı şekilde buraya aktaracağız. Tekrar geliyorum. Yine burada bunu bu şekilde söylüyorum. Şimdi herhangi birine tekrar tıklayıp detail dediğim zaman şöyle yine aynı şekilde blog detail page sayfasına gelmiş olduğumuzu görüyoruz. Şimdi ben buradaki bu değeri yazdırmak için ne yapıyordum normalde? Tekrar yeniden buraya geliyordum. Diyordum ki console.log yapalım mesela. Diyelim ki işte params.id. Bunu bu şekilde yazdığım zaman bakın burada görmüş olduğumuz gibi bir değeri yazdı. Ben şu an birinci değerdeymişim. Demek ki bu şekilde kullanabiliyormuşum. Şimdi bunu aşağı yukarı gördük. Şimdi burada bir detay sayfası yapacağız. Ama onun öncesinde bizim buradaki bu veriyi nasıl çekeriz? Bunun üzerinde birazcık bakmamız gerekiyor. Şimdi normalde ben buradaki bu değere erişirken ben bunu bir öncelikle değişken atamak istiyorum. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki const id diye bir şey gelecekmiş sana params'tan. Sen bunu ne yapacaksın? Bu değişkene atayacaksın diyeceğiz ve tekrar console.log ID dediğim zaman şöyle bakın görmüş olduğunuz gibi yazıyor. Aslında buranın mantığı şu. Şöyle demek istiyoruz. Diyoruz ki ID diye bir şey arayacaksın params'ın içinde. Yani çünkü bunu bu şekilde söylemem daha mantıklı olacak. Daha sonra biz sunucudan veri çekmek istediğimiz zaman, response ve cevapları çekmek istediğimiz zaman yine hemen hemen bu aynı yapıyı kullanıyoruz. O yüzden bunun mantığını bu şekilde anlamanız daha önemli. Yani ben burada diyorum ki params diye bir şey varmış arkadaşım. Bunun içinde id diye bir değer varmış. Sen bunu ne yapacaksın? Alacaksın tekrar id diye bir değişkeni atayacaksın. Mantık bu şekilde. Sonra tekrar geliyorum burada. Bu değerimizi aldığımıza göre burada bir sorgulama işlemi yapabilir. Bunun için const blog diyeceğim ve benim blogs diye şöyle bir neyim var. Tipim var. Pardon, bir veri şeyim var. Burada yine aynı şekilde tekrar geleceğim. Bunun içinde bir arama yapacağımı söyleyeceğim. Tekrar yeniden bir parantez açıyorum ve blog diyorum. Daha sonra diyorum ki bu blogun içinde bir ID varmış arkadaşım. Sen bu ID ile parse int diyeceğim. Şu şekilde çevirmem gerekiyor. Çünkü benim buradaki bu ID ile bunun ikisini karşılaştır diyeceğim. Ve karşılaştırırken türünde bu string olabilir. O yüzden dolayı sen bunlar için yani bunu string olarak algıla. Daha sonra ne yapacaksın? Tekrar bunu int'e çevir ve bu şekilde oku diyeceğiz. Tekrar yeniden gelin buraya. Console.log blog diyelim bakalım. Ne olacak? Şu an görmüş olduğumuz gibi bakın tüm değerleri artık burada alıyoruz. Ne yaptık? Blogsuz içindeki de şeyle benim buradaki ID'mle blogsuz içindeki ID'yi karşılaştırdık ve sonucu bunu atadık. Güzel. Şimdi tekrar geliyorum. Ben bunları yazdıracağım ama benim bir de şunu düşünmem lazım. Eğer ki blog boşsa yani ben de şu an mesela değer olarak da var. 1, 2, 3, 4 var. 5 var. 6 yok mesela. 7 yok. Kullanıcı geldi 6 numaralı sayfaya gitti. O zaman ne yapacağız? Kullanıcıya bir sayfa göndermemiz gerekiyor. Bir sayfa söylememiz gerekiyor. O yüzden dolayı burada şunu diyebilirim. If tekrar return tekrar parantez. Burada diyelim ki işte
Steve not found diyelim mesela. Hemen bu arkadaşı bir deneyelim bakalım. Bir şuraya 7 yoktu mesela. 7'ye şöyle gelelim. Görmüş olduğumuz gibi not found sayfası geldi. Ve kullanıcıya bu şekilde hata mesajı yani hatalı bir sayfaya gitmeden bunu çözmüş oluyoruz. Yani biz mesela şu an bunu yazmamış olsak tekrar buraya gelip gelsek ve bassak bakın block detail page diyor. Normalde ben buraya tekrar gelip yine aynı şekilde şöyle yapalım daha iyi anlaşılabilmesi için. Params'ın içindeki ID desem 7 şöyle yapalım pardon yanlış oldu özür dilerim. Blogun içindeki ID desem bakın ne diyecek bana? Bu sefer blog değerini bulamadım diyecek. Ama ben 6'ya geldiğim zaman pardon 6 da vardı yoktu galiba. 5 dediğim zaman görmüş olduğumuz gibi bu değeri görebiliyoruz. Ama 6'da bir kayıt olmadığı için kullanıcı hata verecek ve bu yüzden dolayı hoş olmayacak. Şimdi ben bunları hemen şöyle tekrar eski haline çeviriyorum. Buradaki bu not found sayfası birazcık istersek düzeltebiliriz. Hemen şöyle düzeltelim. Gelelim burada diyelim ki div class name yine sen container içinde ol. MX out ol. Bu şekilde olsun. Daha sonra sen bir de h2'nin içinde ol. Aynı zamanda işte boyutun büyük olsun. Text 4x large fontun semi bold olsun diyelim. Ve kullanıcı aynı zamanda ana sayfaya yönlendir ya da blog sayfasına yönlendirmek için de şu şekilde bir link yazalım ve diyelim ki div back to blog diyelim. Tamam bunu diğer sayfada da kullanacağız zaten o yüzden dolayı düzgün bir şekilde yaparsak yani aşağı tarafta da kullanacağız daha doğrusu o yüzden düzgün bir şekilde yapmaya çalışalım. Tekrar buraya gelelim href diyelim ve blogumuzun linkini buraya aynı şekilde yazalım. Daha sonra bu arkadaşı hemen şöyle diyelim ki class name margin top 6 inline block diyelim bir buton gibi dursun. Aslına bakarsanız biz bunu burada benzerini yaptık sanırım. Hemen şuradan şöyle bir bakalım. Burası değil. Neredeydi o sayfam? Component block. Evet, şu tiplerden birinde şöyle bir şeyimiz var. Aynısını gelip kullanalım. Olmazsa uzun uzun bir daha bir şeyler yazmayalım. Margin top 6 dursun. Şöyle yazalım. Evet şu şekilde bir şeyimiz oldu. Not found'da da birazcık boyut yukarıdan boşluk vesaire istiyorum. MT8 diyeceğim. Şu şekilde not found sayfamızda olsun. Back to blog'a tıkladığımız zaman bu sayfaya gelecek. Detail dediğim zaman blog detail page buraya yazdı. Şimdi gelelim buranın tasarımına. Yine aynı şekilde şu satırım aynı şekilde olabilir. Şöyle yazalım. Ctrl 9 hizalayalım. Şöyle enter. Evet. Daha sonra buradan yine pardon tip birden birazcık yine kopya çekebiliriz. Şunu aynı şekilde image'i alayım. Buraya yazalım. Image'in kütüphanesi var. Next image şöyle yükleyelim. Bakalım ne dedi. Yani title vesaire bulamadığını söyledi. Biz burada artık değerlerimizi nerede alacağız? Block title diyeceğiz. Ve daha sonra tekrar block image diyerek aynı şekilde değerlerimizi yazdıracağız. Evet şu şekilde bir yapımız geldi. Güzel. Şöyle yapalım. Şimdi normalde burada şu ana kadar bir sıkıntı olmadı ama biz burada aynı zamanda bu yapıya bir boyut verelim. O yüzden dolayı tekrar şöyle yapalım. Diyelim ki div class name max ve 3 x large diyelim. Evet şu şekilde yazalım. Boyutu bu kadar oldu. Ve bunu aynı zamanda MX Auto diyelim. Tam ortalığı olsun. 3X birazcık küçük kaldı galiba. Evet biz bunu 4X ya da 5X yapalım. 4X, 5X diyelim. Tamam. Hem sağdan soldan boşlukları vesaire var. Hem de maksimum boyutu. Bakın burada en azından bu şekilde tam ortalı bir şekilde gelsin. Karşımıza. Yine aynı şekilde block title vesaire yazdırmak istiyorum. Bunun için yine buradan birazcık kopya çekebilirim. Şunu yine aynı şekilde gelip alayım. Ve burada yine dikkat etmemiz gereken husus başına blok yazmamız. Çünkü biz ne yaptık burada? Değerimizi çağırırken blok ismiyle çağırdık ve bu şekilde kullanıyoruz. Evet bu da tamam gibi. Altına description alanını yapalım aynı şekilde. Tekrar geleyim buradan description alanını kullanalım. Ama bu sefer line club kullanmayalım burada. Çünkü burası zaten detay sayfası. Burada öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Buraya tekrar blog.description diyerek yazımızı tam bir şekilde yapıştıralım. Ve şuraya da margin top 4 diyerek boşluğunu verelim. Evet bu da güzel. Şimdi aynı şekilde tekrar geleyim. Buradaki bu link sayfasının aynısını geleyim. Buraya kopyalayayım. Kullanıcı aynı zamanda istediği zaman ne yapsın? Blog sayfasına da dönebilsin.
Evet, bu şekilde bir tasarım yapmış olduk. Şimdi ana sayfa blog tekrar geliyorum. Detail diyorum. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde sayfamız. Bu sayfa daha fazla da süslenebilir. Bu dersi burada bırakacağım. Daha sonra yükleyeceğimiz bir iki tane kütüphane olacak çünkü. Onları üzerinde uzun uzun daha fazla anlatmak istiyorum. O yüzden dolayı bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edelim. Eğer bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup aşağı tarafa yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki derste görüşürüz.